Allah'ım nasıl bir gece yaşatıyorsun sen bana? Yani Ömer derdini aldığında derman mı verdin? Yoksa daha büyük dert mi verdin? Ben şu an anlamıyorum ki. Bir aşk. Tamam mı? Ateş ve sen olmazsınız. Sok bunu aklına. Hem babana ne diyeceksin? Baba al benim sevdiğim adam bu diye adamın karşısına mı çıkaracaksın? Sevdiğim adam. Çık artık şuradan, çık. Yalvarırım, çık artık ya. Muradına erdin mi? Pardon? Sana inandım, güvendim. Sen ne yaptın? Arkamı döndüğüm anda sırtımdan bıçakladın beni ya. Yasemin yapma Allah aşkına. Yapmayayım mı? Yapmayayım mı Ateş? Anlıyorum. Duygularına engel olamıyorsun. Kendini tutamıyorsun. Ama sonunu beni de mi hiç düşünmüyorsun? Yahu Demir görüyordu az daha sizi. Şu adamın kafasından tuttum havuza fırlattım. Ya senin Ömerleri çektiğin gibi başkası da sizi çektiyse? Ha? Ya herkesin ortasında öpüşmek nedir? Sen beni düşürdüğün durumun farkında mısın? Pardon ama seninle ne ilgisi var? Ben onu anlamadım. Gerizekalı. Bütün gece orada insanlara karınmışım gibi caka satmadım mı ben? Tamam. Haklısın. Ne desen haklısın. Çok özür dilerim ama... Ne özürü, ne aması? Dalga mı geçiyorsun sen benimle Ateş? Kaçıncı özür bu? Ben artık sana inanmıyorum, güvenmiyorum. Bu yola çıkılacak son insan sen misin? İnsan... Kalbine nasıl söz geçiremez ya? Sen söz geçirebiliyor musun kalbine Yasemin? Hı? Bütün akşam gözlerin Demir'in üzerindeydi. Sevdanın peşinden ayrılmadın. Sen söz geçirebiliyor musun kalbine Yasemin? Yasemin. Yasemin. Ablam sandım da ben. Ha yok, benim. Görüyorum. Yasemin'le kavga mı ettiniz? Yok, yani çok da kavga sayılmaz aslında. Olur böyle şeyler. Bizi görmüş olabilir mi acaba diye bir korktum da ben. Görmemiştir. Ne oldu peki? Ayşen. Ne Ayşen Ayşen ne? Ben sana aşık oldum. Yanılıyorsun. Benim için dünyanın en güzel yeri orası çünkü. Bu aşk falan değil.
Nasıl değil Ayşen? Bak. Bak kalbimde atıyorsun Ayşen. Nasıl değil? Kendini kandırma Ateş. Bak sen sana ait olmayan bir dünyanın içine girdin. Ve bu dünyada sana ilk kez bir kadın hayır dedi. Ulaşılamaz olmam seni etkiledi. Evet. Ama sen bu etkiyi aşk zannediyorsun. Hepsi bu kadar. Yok yani ikimizin arasında bir şey olamaz. Aşk falan yok. Tamam. İmkansız böyle bir şey. Olamaz. İmkansız. İmkansız. Her şeyi inkar edebilirsin ama öpüştükten sonra bana nasıl baktığını gördüm Ayşe. Hiç de onu inkar edemezsin. O kilidi kendine vuruyorsun Ayşen ama sen de biliyorsun bunu. Kilitlediğin o yerde ben de varım aslında. Hem de tam ortasında. Kendini kandırma Ateş. Bak sen sana ait olmayan bir dünyanın içine girdin. Ve bu dünyada sana ilk kez bir kadın hayır dedi. Ulaşılamaz olmam seni etkiledi. Evet. Ama sen bu etkiyi aşk zannediyorsun. Hepsi bu kadar. Yok yani ikimizin arasında bir şey olamaz. Aşk falan yok. Tamam. İmkansız böyle bir şey. Ah Ayşen ha. Sen bir türlü inanmıyorsun ama yaktın beni be Ayşen. Ne yaptın sen Ateş? Biz şimdi ne yapacağız? Yani tamam mama burada tamam gel. Gel eşkıya gel. Tamam mama burada tamam burada işte gel. Gel gel. Aa, hepsi duruyor. Hiçbir şey yememişsin. Ondan sonra ben... Ne oluyor lan? Açmıyor işte açmıyor. Babaanne artık zorlama kadını. Yok yok inat etti ya. İlla arayıp özür dileyecek. Sanki bizim kusurumuz varmış gibi. Yahu nasıl zorlamayayım? Bütün Kayseri'ye rezil olduk rezil. Yılmazlar deyince bütün herkes yaka silkeleyecek bizden. Ya anne sen beni deli etmek için mi yapıyorsun bunu ya? Ha? Onlar rezil oldu aslında. Ne konuşuyorsun ya? Diyoruz da kime diyoruz? Gelin. Anne bak onların çocukları ciğeri beş para etmez bir herif çıktı tamam mı? O yüzden aslında hepimizin bu kıza bir özür borcu var. Aa babacığım olur mu öyle şey deme lütfen ya yani.
Siz aslında ateşe dua edin. O olmasaydı kızın hayatını karartmıştık ya. Günaydın. 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 Kahvaltı yaptın mı? Yok, yapmadım. Gel çocuğum, otur şöyle sen. Peki. Şunu da şöyle koyayım. Düşmüş de ezilmesin. Hayırdır Celal amca? Benden bahsediyordunuz. Doğru. Sayende Ayşe'nin hayatını nasıl kurtardığımızdan bahsediyorduk. Teşekkür ederim. Aman efendim, ne önemi var? Yani Ayşe'nin için. Yani mutluluğu için. Eksik olma. Ateş. Sen gerçekten beni fark edemediğimi fark ettin. Kızımı kurtardın evladım. Gerçekten teşekkür ederim. Sen de artık benim bir evladım sayılırsın. Bundan sonra Süheyla senin ablan. Hı? Emir'le Ayşen de senin kardeşindir. Ben de enişte. Doğru. Bu durumda enişten oluyor. Anne, sen de konuş şu ahretliğinle de arabamı yollarlar, gelip kendilerimi alırlar, ne karın ağrısı, ne yapacaklarsa yapsınlar, alsınlar götürsünler şu kızı. Ay evet ya, ne o öyle sığıntı gibi kaldı burada. Zaten kendi kalabalığımız bize yetiyor. Baba, bence uçağa bindirip gönderelim. Sonra bunlar yarın öbür gün kızımızı alıkoydular derler. Demir'e nikah yapmaya çalışırlar. Doğru, olur mu olur? Al. Gene Mustafa ile dünür oldun. Ay! Olmaz öyle şey. Olmaz tabii canım. İki cihan bir araya gelse ben o Mustafa ile dünür falan olmam. Ya artık babaannem de kendine başka bir ahiretlik bakar. Ama acele et babaanne. Senin ahirete 5 dakika kaldı. Terbiyesiz. Ya ben şey için dedim de seni düşündüm. Sus. Bu ya? Ah, al işte. Akşam o kadar şey söyledim, gururuna bastım, adam soluğu masada almış ya. Hayır, Ömer'i saf dışı bıraktın. Kızı niye öpüyorsun? Demir? Aa. Nerede bu çocuk? Aman sana ne be Yasemin, öf ya. Saçma saçma. Hepsinden kurtulduk derken bu sevdan başımıza kaldı ha. Ha, günaydın. Günaydın, tersten kalkmışız yine. Kalkmışız. Kalkmışsın yani tersten. Ötünüyordun yine sevda falan, duydum. Yok, yanlış duymuşsun. Böyle kendi kendime söyleniyordum işte. Buyur. Sen biraz önce bana yol mu verdin? Ha, oldu galiba öyle bir şey. Bak sen, yontuluyorsun yavaş yavaş. Bayansınız işte. Tabii senin buralara kadar gelebilmen bile bir mucize. Yavaş yavaş. Eyvallah bayan. Allah'ım ya. Günaydın. Kıbırcık, günaydın ablasının bir tanesi. Günaydın Demir. Ev yuhama artık. Ne oldu ki? Onca olandan sonra pes yani. Hayır yani resmen pusuya yatmış böyle atladı. Kahvaltı için seni bekledim. Niye? Yeseydin ya. Yok, olmaz. Boğazından geçmez. Ya geçer ya, geçmez mi? Sıcak değil mi? Değil mi abla ya? Ben de onu diyorum. Vallahi billahi. Değil mi? Sıcak değil de nem nem. Hissedilen şey fena. Aynen. Sevdacığım, biz ailecek hiç şey yapmayız böyle. Sıcak havada yapış, ıy, hiç temas yok bizde. Olsun. Günaydın Yasemin'cim. Günaydın kocacığım. Damlamışsın hemen. Sen biliyorsun uykun ağır. Sen uyanamayınca ben de geldim. Günaydın. Günaydın. Ya bu çiçek modası nedir Allah aşkına? Yeni çıktı ya. Her yerde bir çiçek şeysi var ya. Abi neden atıyorsun çiçeği ya? Dün kafama düşüyordu yılan gibi. Aklımı aldı ama. Geç sen şöyle otur hadi. Sen nereye gidiyorsun? Gidiyorum, işim var ya. Geç. Dokunmadım ona tabağa hadi. Valla. Şey Celal amca, ben sizden abim adına özür dilerim. Yani bu olaylar beni hem üzdü hem de çok mahcup etti. Gerçekten çok sinirliyim abimin yaptıklarına.
Bir süre yüzünü görmemek için burada kalabilir miyim? Tabii yavrum, tabii. Bir de soruyor musun? Burası senin de evin sayılır. Anne, coştun yine. Evladım, biz bugüne kadar kapımızdan kimi çevirdik ki bu yavrucağı çevirelim? Hem misafire git denir mi? Allah bereketimizi keser sonra. Teşekkür ederim Saadet babaanneciğim. Ya sabır. Anneciğim, ben şimdi gitme dedim bu kıza. Yani ikide bir bunu söyleyip durursa ayıp oluyor. Hadi geç sen. Ben şuradan domates getireyim bostandan. Anne. Ekmeğine bal kaymak süreyim mi Demir? Onun şekeri var yalnız. Şu Alp abi al. Bana sürsen ya. Alayım abi ben onu. Al. Ben sana sürerim, sen merak etme.